G94, talaş kaldırma stratejisi açısından alın tornalama yöntemini kullanarak kademeli tornalama yapmamızı sağlayan CNC torna çevrim kodudur. G94 çevriminin programlama formatı ekranda göründüğü gibidir. N100 satırı, kesici takımı, parçanın kaba ölçülerini hesaba alarak emniyetli bir şekilde pozisyonladığımız satırdır. N110 satırı, kullandığımız çevrimi, ilk hedeflenen talaşlı üretim koordinatlarını ve ilerlemeyi belirttiğimiz satırdır. Ardından devam eden satırlarda yapacağımız operasyonun diğer Z eksen koordinatlarının bulunduğu satırlar mevcuttur. Şimdi G94 çevrim örneği yapalım. Yanda teknik resmi verilmiş CNC torna iş parçasının alın kısmı programını G94 çevrimini kullanarak yazalım. Ön tanımlama ve iptallerin yapıldığı, tezgahın talaşlı üretime hazırlandığı ilk satırları hızlıca yazıyoruz. Bununla ilgili eğitim içeriğine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Burada da ilgili linki paylaşıyor olacağım. Parçamızın en dış çap ölçüsü 50 mm'dir ve alın kısmında program referans noktasına göre 3 mm'lik tornalanması gereken kaba kısmın olduğunu görmekteyiz. N80 satırını parçamızın kütük ölçüleri ve emniyetli bir noktada konumlama durumlarına göre yazıyoruz. Talaşsız, hızlı, doğrusal bir hareket için G00 kodunu yazıyoruz. Ardından parçanın en dış çap ölçüsünün 50 mm olduğunu görmekteyiz. Kesici takımımızı emniyetli bir X koordinatında konumlama şartını sağlamak adına 50 mm'den daha büyük bir çap belirtmemiz gerekmekte. Bunun için çapta 2 mm'lik emniyetli bir mesafe ile 50 artı 2 eşittir 52. Bu veriler ile X'imizi 52 olarak tanımlıyoruz. Alın kısmında 3 mm'lik talaş miktarı olduğunu görmekteyiz. Bu değere 1 mm'lik emniyet payı ekliyoruz. Yani 3 artı 1 eşittir 4. Bu veriler çerçevesinde Z'yi 4 olarak tanımlıyoruz. Emniyet payları abartılı değerler kullanmamak suretiyle kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Buna göre N80 satırını G00, X52, Z4 olarak programa yazıyoruz. N90 satırında çevrim kodumuz olan G94'ü yazıyoruz. Ardından tornalayacağımız koordinatları tanımlayacağız. Teorik olarak çapta 0 noktasına kadar tornalama yapmamız gerekmekte ve 3 milimetrelik talaş bulunan kısmı birer milimetrelik talaş miktarıyla tornalama yapacağız. İlerlememizi de devir başına 0.35 mm olacak şekilde belirtiyoruz. Bu veriler çerçevesinde N90 satırı G94, X0, Z2, F0.35 olarak programa yazılıyor. Bundan sonraki satırlarda her seferde vermek istediğimiz talaş miktarına göre Z eksen değerlerini yazarak programımıza devam ediyor olacağız. Buna göre N90 satırındaki Z2 olan Z eksen koordinatını 1 mm talaş miktarı kadar eksiltiyoruz ve N100 satırını Z1 olarak programa yazıyoruz. Benzer mantık ile N100 satırındaki Z1 eksen koordinatını 1 milimetrelik talaş miktarı kadar eksiltiyoruz
ve N110 satırını Z0 olarak programa ekliyoruz. Böylece 3 mm'lik kısmın programını G94 çevrimini kullanarak yazmış olduk. Programımızı sonlandırabilmek için gerekli iptal ve emniyetli noktaya park kodlarını da yazarak programımızı sonlandırıyoruz. Şimdi G94 çevrim örneğini CNC torna tezgahında çalıştıralım. Eğitim amaçlı teorik bir şekilde G94 çevrimini kullanarak programımızı yazdık. Bu program uç radyüs değeri ihmal edilerek yapıldı. Bu şekilde programlanmış G94 çevrimini CNC torna tezgahında çalıştırdığımızda alın kısmında uç radyüsüne bağlı olarak küçük bir adacığın oluşacağını görebilmekteyiz. Biz N90 satırındaki X0 değerinde düzenleme yaparak adacık oluşumunu engelledik. Bunun ile ilgili detay içerikler hazırlanacaktır. Hoşça kalın.